Orhan T'nin sunduğu Danışıyorum devam ediyor. Sevgili seyirciler, bu haftaki konumuz sosyal faaliyetler, eğitim ve öğretimde sosyal aktivitelerin çocuklarımız için ve tabii bizim için de önemliydi. Sizler bu konuda mümkün olduğunca çocuklarınızla beraber olmanız gerekiyor. Bu tabii en bildiğiniz, en tabii yapmaya çalıştığınız şey. Ancak biz bunu nasıl yapıyoruz, Avrupalılar nasıl yapıyor? Bu konuyu uzmanlarımız birinci bölümde mümkün olduğunca ele aldılar. Biz biraz aile yapımızdan dolayı farklı bir faaliyet içerisinde olabiliyoruz. Ama bulunduğumuz Avrupa ülkesinde kaynaşmamız ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu konuda sorularınızı bekliyoruz. Biz genel anlamda ilk bölümde Ömer Bey dil öğrenmenin de bir sosyal faaliyet olduğunu söylemişti. Hatta okul derslerinden matematik gibi farklı branşlar da bu konuda bir maili genel anlamda alalım ve belki size de bir örnek teşkil eder. Adem Duyar Bey, Almanya'dayız. Kardeşim 14 yaşında ve geleli 6 ay oldu diyor. Matematik ve dil öğreniyor. Sizce çünkü daha Avrupa'ya geleli 6 ay olmuş. Dolayısıyla buraya da uyum sağlaması lazım. Daha başka neler yapabiliriz? Şimdi Ömer Bey dediniz ki dil öğrenmekte, bunu evet, oyunlarla birlikte yapabilmek. Siz bu aileye başka neler tavsiye edersiniz? Bakın hem göçmen oldular, geleli de 6 ay olmuş. Dolayısıyla bu 6 ay içerisinde matematik cemeki çok seviyor. Okulda belki başarı için diye. Evet. Bunu sosyal faaliyette birleştirerek dil ve matematik öğrenme ve yanında neler tavsiye edersiniz? Şimdi tabii yeni geldiği için önce bu çocuğumuza mutlaka iyi bir arkadaş çevresi kurmaya yardımcı olmak gerekiyor. Yani kendi haline bırakmamak gerekiyor. Bunun yanında tabii bir dernek gibi bir sosyal faaliyetin olduğu, bir arkadaş çevresini bildiğimiz bir gruba, bir dernek faaliyetine, bir sportif faaliyete biz onu yönlendirebiliriz. Kurslara gidebilir. Daha çok orada kendi kültüründe olan insanlarla beraber belki daha rahat edeceği, daha bulunduğu ülkeye daha çabuk ısınması için, daha rahat hareket etmesi için belki bunlar tavsiye edilebilir. Önce tabii kendi arkadaşları, kendi ülkesinden arkadaşları olduğu için biraz rahatlayacak. Tabii. Ama doğaldır ki öncelikle dış toplumun, bulunduğu ülkenin toplumun ki Almanya'ya geldiğine göre oradaki faaliyetlere katılması önemli. Siz evet, bu konuda Nurşen Hanım, özellikle Almanya'ya geldiğine göre buraya uyum sağlaması önemli olan. Çünkü başarının yolu oradan geçiyor. Dil öğrenmesi çok önemli. Siz hem dilin hem de uyumu sağlaması adına ne tip faaliyetler önerirsiniz? Ya şimdi dil öğrenme bu entegrasyon kurslarında zaten bir diyalog gelişiyor, yani bir faaliyet. Özellikle gelinlerimiz için, hani Türkiye'den gelen gençlerimiz için ilk aşamada gidecek yerler yok, yeni tanışıyorlar. O entegrasyon kursu bir faaliyet. Değişik kültürden insanların hem dil öğreniyorsun hem birlikte etkinliklere katılıyorlar. Öğretmenleri her zaman bir etkinlik sunuyor onlara. Birlikte yaptıkları her şey bir faaliyettir aslında, geziler. Bir diğer zamanda da mesela bizim insanımız dedik ya, hani komşu ziyaretleri. Bunun haricinde daha neler yapabilirler? Çevresinde mesela nasıl söyleyeyim? Mesela Türkiye'de olsaydık bir mezar ziyareti yapardık mesela. Büyüklerimizi ziyaret ederdik. Böyle aktiviteler. Burada da yaşlılar evi olabilir, hasta ziyareti olabilir. Mesela Alman yaşlarını ziyaret edebiliriz. Elimize çiçek alıp grupça gidebiliriz. İşte buradan geliyoruz. Veya da bir kreşi, bir anaokuluna gidilebilir. Biz bu dernekten veya bu buradan geliyoruz. 2-3 arkadaş. Buraya işte çiçek götürebilirsiniz elinde. Bir oyun sunabilirsiniz. Yani çevremizde olan her nasıl söyleyeyim, çocuğun, yaşlının, komşunun olduğu her yerde bir faaliyet vardır. Biz adım atmalıyız aslında. Veya da evimizin içinde de bu başlayabilir. Biraz önce reklam öncesi dedik ya, evimizde aile oyunları. Birlikte işte ailemizle, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla oyunlar oynayabiliriz. Bu yarış içerisinde özgüvenimiz gelişir. Ailede bir samimiyet artar. Yani bunlar hepsi birer sosyal faaliyet. Aslında yaptığımız her şey dışa dönük olan her şeyde bir sosyal faaliyettir yani. Evet, o zaman bulundukları çevrenin, mahallenin evet, mümkün olduğunca belediyesiyle, gazetesiyle evet, yani yakından takip edecekler evet, ki ne tip faaliyetler var görecekler. Evet. Peki Ömer Bey, bu sosyal faaliyetlerde gördük ki işin başında aile, yani ebeveyn var. Anne baba, onlara düşen sorumluluklar neler? Yani bu konuda anne baba acaba ne gibi şeyler yapıyorlar? Ve ne gibi şeyleri de birlikte yapmaları gerekiyor? Ana görevleri nelerdir? Şimdi biraz önce bir ETR'de seyrettik. Genelde bakış bu. O yüzden ailelere düşen en önemli şey bence bir defa çocuğun sosyal faaliyetini seçmesinde mutlaka bir uzmandan destek alması gerekiyor. Bir defa bu bir boş zaman değerlendirmesi değil. Ve bir sosyal faaliyet sadece dışarıda yapılan bir faaliyet de değil. Ve bir de insan kendi ev ortamında çocuğunu çok iyi analiz edemeyebiliyor. Onun psikolojisini, onun arkadaşlarla ilişkisini çok iyi göremeyebiliyor. O yüzden olabiliyorsa, mümkünse
öğretmeninden veya kendisini iyi tanıyan bir arkadaşından çocuğunun karakteriyle alakalı bazı ipuçları alıp çocuğu yönlendirebilir. Yönetmekten ziyade yönlendirmesi gerekiyor. Yönetmek istediği zaman çocuğunu bu defa kontrol dışına çıkabilir. O yüzden anne babalara düşen en önemli şey çocuğun hani bir tarlayı sulamakta nasıl ki su bir yere aktığı zaman önüne bir kürek toprak attığınız zaman siz sevk etmiş oluyorsunuz. Çocuğu bizim sevk etmemiz gerekiyor. Ama sevk ederken de herhalde çocuğun çok güzel bir şey söylediniz. Evde fark edilmeyebiliyor. Evet. Çocuğun kabiliyet ve yani nereye sevk edeceğim özelliklerini bileyim. Onu tespit evet. edecekler değil mi önce? Onu tespit edecek. Hani güzel bir söz var. Kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş. Bazı insan bizler de öyle. Çocuğumuzu biz böyle çok objektif değerlendiremeyebiliyoruz. Şimdi burada ikincisi de bizim kendimizi biraz yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bir insan, bir öğretmen yıllardır çocuklarla ilgilene ne yapıyor? Artık bir çocuğu gördüğü zaman, onunla birazcık hasbihal ettiği zaman onun nasıl bir karakterde olduğunu, neye karşı ehemmiyet verdiğini, hangi alanda kabiliyet olduğunu keşfedebiliyor. O yüzden bizlerin de bu konuda çocuk eğitimiyle alakalı, çocuk psikolojisiyle alakalı mutlaka en azından birkaç kitap okumamız, kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Anne babalar çocuklarıyla sosyal faaliyet yapabilmesi için kendileri evet. de yapıp bir de bu konuda öğrenecekler, öğrenmeye açık olacaklar. Bilgi evet. toplumundayız, bilgi çağındayız. Bir de fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Nasıl? Başta biraz önce konuştuk. İşte aileler bir araya gelme saatleri çok kısıtlı. Fakat yemek saati mesela, yemek yiyoruz. Bizim her faaliyetimizi, her işimizi mutlaka biraz acaba biz buradan kendimize ne çıkarabiliriz? Çocuğumuzun eğitimiyle alakalı biz buradan ne katabiliriz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. İşte bir yemektir mesela. Yemekte bir yemek adabı konuşulabilir. Çocuğun o günkü neler yaptığı bir yargılayıcı üsluple, eleştirici üsluple değil. Bugün nasıl geçti? Önce belki anne baba kendisi anlatabilir. Şöyle bir hadise oldu. Nasıl yapsaydım acaba? Belki çocuğuna bir fikir sorabilir. Yani ona değer verdiğimizi, çocuk orada rahatlarsa, anne babası yanında rahat konuşabilir, kendi rahat ifade edebilirse, bu başka tarafa gittiği zaman arkadaş çevresinde veya öğretmenine karşı da rahat konuşması mutlaka etkileyecektir. Peki bir de yine biz sokaktaki vatandaşımıza sorduk. Halkımız acaba ne gibi sosyal faaliyetler ve çocuklarla ilgili varmış? Bakalım VTR'mizi bir izleyelim. Ona göre de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki çocuğunuza yaptırdığınız veya çocuğunuzun yaptığı bir sosyal faaliyet var mı? İşte arada bir sinemaya götürüyorum güzel çocuk filmleri falan geldiği zaman. Ondan sonra bak geçen hafta 23 Nisan programlarımız vardı. Onlara katıldı. Yani o tür şeyler. Ya ekstra spor dersine gönderiyorum işte. Başka da bir şey yaptığımız yok. Ancak yetişebiliyorum değil mi? Mesleğe gidiyor. Her şeyleriyle ben ilgilendiğim için household olsun her şeyleri. Arkadaşlarıyla buluşuyor. Ondan sonra burada bir kurumumuz var. Oraya derslerini görüyor. Derslerinde yardımcılar oluyorlar. Çeşitli oyun oynuyorlar kendi aralarında. Kızımla beraber parka gidiyoruz, oyun oynuyoruz. Daha sonra tatillerimizde yurt dışı gezisi yapıyoruz. Peki siz kendiniz sosyal faaliyetlerde bulunuyor musunuz? Yaptığınız bir şey var mı? Yani önemli olarak yok diyebilirim, evet. Almanya'da biraz zor. Yoktur. Yok. Zamanım pek fazla yok yani. Şimdilik pek bulunmuyorum. Ya sabahtan kalkıp yatana kadar çocuklarımla, dersleri, her şeyleriyle uğraşıyorum. Bu da benim için de sosyal aktivite sayılır. Bir şeylerle ilgilenmeye çalışıyorum, takip etmeye çalışıyorum. Sinemayla olsun, tiyatroyla olsun ve ufak tefek şeylerle ilgileniyorum yani. Evet. Vallahi şu an hiçbir şey de bulamıyoruz. Bulunamıyoruz çünkü evden işe, işten eve çalışıyoruz yani. Başka bir şey yapabildiğimiz bir şey yok yani. Sadece kendim için vaktim gerçekten kısıtlı. Ama en azından kendime hafta sonu 1-2 saat olsun yalnız geçirmek, arkadaşlarımla beraber herhangi bir kafeteryaya gidip bir şeyler içmek, biraz sohbet etmek, dinlenmem için yeterli geliyor. Evet, şimdi Nurşen Hanım, şöyle bir şey fark ettim, siz de fark ettiniz mi acaba? Diyorlar ki vaktimiz yok, evden işe, işten eve. Sadece şunu yaptırabiliyorum. Halbuki evde olurken de, çünkü mutlaka evdeyken yapacağımız bir şeyler var. Biz sadece evde o zaman yemek yedim, oturdum, yattım ama evet. bunun dışında bir vaktimiz var. Evet. Peki bu sosyal faaliyetlerde, özellikle bu gördüğümüz gibi Avrupa'daki evet. insanımız, yani göçmen çocukların eğitim ve öğretiminde bu sosyal faaliyetlere aileyle birlikte katılmanın önemi daha çok ortaya çıkıyor. Evet.
Siz o zaman bu konuda ne diyeceksiniz? Yani vatandaşları da dinlediniz. Evden işe, işten eve diyor. Bir şey yapamıyoruz diyorlar. Halbuki gerekliliği ve önemi de var. Ne dersiniz? Şimdi Ömer Bey'in de konuya başlarken dediği gibi buradaki insanın vakti de kısıtlı herhalde. Elinde bir randevu defteri var. Çocuğun bile elinde bir randevu, yani takvime, kalender diyoruz ya. Şimdi şöyle bir durum. Biz sisteme o zaman ayak uydurmuş oluyoruz. Hani bize çalışmak için bu ülkeye geldiğimiz için bilhassa insanlar daha çok çalışmayı biliyorlar. Başka bir aktiviteleri yok ya da kısıtlı. Biraz yaz gelecek de işte aileler bir pikniğe gidecek çıkacak. O iş. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında biraz üzücü bir durum. Dedik ya konuya başlarken eğitimde, çocuk gelişiminde, psikolojisinde en önemli etkenlerden birisi bu sosyal faaliyetlerdir. Bunları evde de yapabiliriz dedik. Yani sosyal oyunlar, işte yarışlar evde de aile içi arkadaşlarla yapılabilir. Yani bunları sadece dışarıya da kısıtlamamak gerekiyor. Bir de bir veli çok güzel örnek verdi. Çocuğumla parkta oynuyorum dedi. Bakınız böyle ufak küçümsememek gerekiyor. Çocuğumuzla günde yarım saat parkta oynamamız da bir aktivite. Çünkü park çevredeki evet, insanlar sosyalleşmeyi evet, sağlayacak. Evet, sosyalleşiyoruz. Çocuğun gelişimini sağlıyoruz, destekliyoruz ve birlikte oynuyoruz onunla annesi veya babası olarak. İşte kaydırıyoruz, sallıyoruz. Orada bir arkadaş buluyor, konuşuyor. Biz de tanışıyoruz onun velilerinden. Yani bu çok önemli. Belki günde yarım saat yapılabilecek bu ilkbahar yaz sezonu. Güzel bir etkinlik. Kışın dahi 10 dakika çocuğumdan çıkıp temiz hava alırım. Bir parka gidebilirim. Buna benzer mesela insanlarımız çok ihmal ettiği bir şey. Bir veli diyor ki ders çalışıyor. Ders çalışmak sosyal aktivite değildir. Tabii ki önemli bir konudur ama ders çalışmak yine bambaşka bir kategori. Şöyle bir şey olabilir mi? Evet. Ders çalışırken diyelim 45 dakikada bir annesi mola evet. verdi veya evet. babası. Evet. İkisi birlikte bir şey yaptılar. Yani 10 evet. dakikalık bir oyun bile olsa evet. bu da girer mi? Tabii ki. Şimdi bunun süresi de yok. Mesela bütün gün yoğun olur anne baba, yorgun olur, işten gelir. Ama çocuğu da ders çalışma... Tabii ki çocuk da bir öğle yemeği yer, sohbet eder anne babasıyla, bir dinlenir, kendisine gelir. Bir süre verilir. Yani diyelim aile bir dinlenir, akşam oturması olur bir 6-7 gibi misal. Oturur bir yarım saat birlikte bir sohbet edebilirler, oyun oynayabilirler. Yani bu tür şekil ve hafta sonu bir komşu ziyaret olur, arkadaş ziyaret olur. Bunu yani kısıtlamamak gerekiyor böyle kalıplar şeklinde. Bir de sosyal faaliyeti olmayan çocuk veya yetişkin verimli olamaz Süleyman Bey. Peki yoksa hiçbir bu faaliyet şekilde. Anne baba da bunu yani gerekliliğini söyledik. Evet. Olmadığı zaman ne gibi şeyler karşımıza çıkar? Yapılması şarttır bence. Çünkü anne baba çok maddi olarak pahalı bile olması gerekmiyor bu faaliyetin. Yani ufak şeylerle de oluyor. Örneklerini verdik. Yani anne baba bir kere örnek olarak çocuğunla birlikte Süleyman Bey bakınız. Birlikte diyorum. Ailecek faaliyetlerde ufak geziler olabilir. Yani muhakkak bu mesela bir sırt çantasına bir elma, bir muz koyup gezi düzenleyebilirler. Bir yan komşu köye 1-2 kilometre yürüyerek ailecek, sohbet ederek oraya giderler. Bir dağın tepesi olabilir, bir orman olabilir, bir çiftlik olabilir. Bir babanın çocuğuyla balık evet, tutması. Evet, balık tutması tabii ki güzel örnek. Yani buna benzer örnekler. Yani bu böyle isim verilmez buna. Maddi bütçeler de yani ille de bir tenis veya bir golf olması gerekmiyor. Yani bütçemize göre de olabilir. Yani bunlar herkes kendine göre ayarlayabilir. Yani çocuğumuzla muhakkak şart diyorum bakınız faaliyetlerde bulunmalıyız. Hem yetişkinler için bu önemli. Yoksa verimli olamayız Süleyman Bey. Ben bunu Türk bayanlarında biliyorum. Bu bir takıntı. Sürekli ev temizliyorlar ama sürekli 24 saat belki ev temizliyorlar. Ev sürekli kirlenecektir. Tabii ki temizlik imandan gelir ama temizliğin de bir zamanı süresi var. Çocuk bağırıyor, çocuk çağırıyor, eşi geliyor. Kadın sürekli temizlik. Peki bunu şöyle yapsa nasıl olur? Çocukla beraber temizliği yaparsa? O da olur. Paylaşım da olsun. O da güzel bir şey. Görev paylaşımı ama sosyal faaliyetlere de vakit günde bir saat fazla bir şey değil ki Süleyman Bey. Sonra diyoruz ki ay ben ne yaptım? Gün gitti, gün bitti. Hiçbir şeye zaman bulamıyoruz. Sonra da düşünüyoruz ne yaptık? Bir tane kalıplaşmış şu temizlik işte yapmış oluyoruz. Veya baba fabrikadan bir işten geliyor. Bitti gün. Yani bugünün en azından bir yarım saati, bir saati muhakkak çıkar. Çocuğun bir aile ayrımı. Kitap okuyabilir birlikte bir. Yani bu her şey olabilir. Yani ailenin yapacağı etkinlik çoktur ve şarttır, önemlidir. Yoksa ne yetişkin verimli olabilir iş yerinde
Bunu gerçekten böyle, ne anne baba iş yerinde verimli olabilir ne de çocuk okulunda verimli olabilir. Bir aile birbirine güveni artması için, samimiyeti artması için ve dışa dönük ilişkilerinde de, aktivitelerinde de daha etkili olabilmek için muhakkak sosyal faaliyetlerde bulunması gerekiyor. Peki Ömer Bey, sosyal faaliyetlerde bulunulmadığı zaman hiç karşılaştığınız eğitim merkezlerinizde de, yani çok bulunan çocukla az bulunan veya hiç bulunmayan çocuğun bir karşılaştırmasını yapmışsınızdır. Ne gibi böyle çocuklarda faaliyet yapmayanlarda bazı özellikler oluyor veya ne tip bağımlılıklar, bir takım şeyler oluyor mu acaba? Şimdi öncelikle müsaadenizle Nurşen Hanım'a birkaç şey, çok güzel konuya temas etti. Şimdi biz sosyal faaliyet için ekstra zaman ayırmaya aslında bazı durumlarda gerekiyor. Yaşamın içinde bu. Yaşamın içinde. Şimdi bir izleyicimiz söyledi, beraber film seyrediyoruz. Şimdi bunu biz nasıl, insan düşünmek gerekiyor. Yani ben bunu nasıl, buradan ne kendime çıkarabilirim çocuğuma? Bunu çok sık sık söylüyoruz belki. Filmi seyrederken mesela bizim seçtiğimiz bir film olursa, bir yerinde durdurup mesela, oğlum burada ne anladın? Bize ne anlatmak istiyor? Hangi davranışlarımız bununla alakalı biz yaparsak iyidir, hangisi, kötüdür hangisi gibi. Kötü? Hangisi iyi, hangisi kötü gibi. Yoksa film seyrediyoruz, evet güzel bir filmdi diyoruz, kapatıyoruz, günlük hayatımıza devam ediyoruz. Veya yine kahvaltı dendi, kahvaltımızı zaten yapıyoruz. Çok özel bir hazırlığa gerek yok. Sepet alalım, hemen ya parka gidelim, yakın bir yere gidelim, orada pikniğimizi, kahvaltımızı orada yapalım. Bir araba yolculuğunu herkese yine bu şekilde değerlendirebiliriz. Biraz bunu hani özel olarak hazırlık yapmak, pikniğe gitmek gibi birçok şeylerde artık olmayacağını düşünerek vazgeçiyoruz. Biz o zaman bunun adını sosyal aktivite, sosyal faaliyet demeyeceğiz de sosyalleşme faaliyeti, sosyalleşme aktivitesi. Evet. Kahvaltıyı hazırlarken anne babasına yardım etmesi de çocuğun sosyalleşmesini sağlıyor. Babayla evli alın mesela çocuğunun, bir sürpriz yapması mesela. Oğlum hadi gel bugün kahvaltıyı kardeşlerine biz hazırlayalım demesi. Annenin kızıyla beraber, oğluyla beraber, belki beraber poğaça yapması, börek yapması vesaire. Yani bunları biz günlük faaliyetimiz bu şekilde. Sizin buyurduğunuz gibi biraz önce temizliği yaparken, hadi oğlum biz şu odayı temizleyelim, anneyle kızı şu odayı temizleyelim, bir yarış havası içerisinde. Bunların tabii mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Siz film dediniz, mesela geçenlerde ben Avrupa'da böyle bir şeye ait olmak da çok nasip olmuyor. Şimdi filmler de günümüzde pek çocuklarımızla seyredebileceğimiz filmler değil ama evet. Türkiye'den artık filmler de geliyor. Eşref Paşalılar filmi gelmişti. Bir baktık ailecek, çoluk çocuk katılabileceğiniz filmlerden bir tanesi ki çok gurur verici bir şey. Herkes en küçük çocuğuna, en büyük çocuğuna kadar bir araya gelmiş. Yaşlılar da vardı. Bu filmde ailelerin bir arada olmaları, yani bir filme, bir sinema filmine ailecek gitmek de sosyal, kendileri açısından belki bir film izlemek gibi geliyor ama birlikte gitmek sosyal aktiviteye giriyor değil mi? Tabii. Birlikte olmamız. Yalnız biz bazı şeyleri tabii yaparken kendimizi düşünerek belki yapıyoruz ama biraz önceki veliler dedi, ben kendim bir şey baktık genelde yapmıyorlar. Evet. Anne babaların yapmaları adına, çocuklara yönelik faaliyet dedik ama büyüklerin yapacakları faaliyetler için en temel sosyal aktivite bir anne babayı, hem sizden hem sizden alayım Nurşen Hanım ve Ömer Bey. Anne babanın yapacağı en önemli aktif sosyal faaliyet ne olması lazım sizce? Bir kere örnek teşkil etmesi gerekiyor. Diğer konularımızda hep eğitimde örnek diyoruz ya, bu da bir eğitimin bir koludur. Yani sosyal faaliyette bir kere anne baba sportif, dışa dönük, girişken, konuşkan, kendisini güzel örnek temsil eden insan olması gerekiyor. Böyle içine kapanık, kendi dünyasına, kimse bilmiyor ne yapar ne eder. Yani birazcık vermeyi, almayı, fedakar, topluma ayak uyduran bir insan olması gerekiyor. Yani bir hasta ziyareti olabilir. Yani bu görevlerini güzel bilmesi gerekiyor. En temel. Çocuk da görecek ki, biraz önceki kahvaltı hazırlama olabilir. Çocuk da görüyor ki babam anneme yardım ediyor, annem babama yardım ediyor. Saygılılar, dışa dönük, hoşgörüler. O zaman çocuk da tabii ki onu üstlenecek, hemen alacak. Bu davranıştan almak duymadan daha faydalı. Çünkü duysa çocuk sıkıcı gelecek sürekli kurallar. Anne baba önce kendisi. Evet, siz Ömer Bey, anne babanın yani eğitim boyunca gördüğünüz en önemli sosyal aktivitesi diyebileceğiniz şu hangi konu, yani okumaktan tutun da artık sizin tabii alanınıza giriyor biraz da. Anne babanın en önemli sosyal aktivitesi nedir örnek olma bakımından? Yani aklıma gelen, yani Nurşen Hanım'ın söylediği gibi, anne babanın kendi arasındaki sevgi ve saygısı. Çocuk orada o huzurlu bir ortamda yetiştikten sonra bunun üzerinde her şey bina edilebilir. Yani siz çocuğu yönlendirebilirsiniz, yetiştirebilirsiniz. Söylediğiniz şeyler çocuk üzerinde tesirli olur, etki eder. Yani o temeli belki o işin. O yüzden ikinci bir şey de belki şöyle olabilir. Hani öğrenci yetiştirmede söylenen güzel bir söz var. Öğrencinizin nasıl olmasını istiyorsanız siz öyle olunuz. Evet. Hani anne babalar da bu şekilde davranırsa eğer, yani hani kötü, bu çok anlatılır. Hani elinde sigara olan bir velinin çocuğuna sigara içme demesi gibi. Veya kendisi televizyon seyrederken oğlum sen dersini yap
demesi ne kadar tesirliyse. O yüzden biz nasıl yaşıyorsak o şekilde biz çocuklarımıza söylememiz gerekiyor. Söylediğimizde bizim mutlaka yaşamamız gerekiyor. En temel şey bence bu. Evet. Tabii bu sosyal aktiviteler, sosyal faaliyetler içerisinde çevremizdeki şeylerden de biraz biz Avrupa'da özellikle habersiziz. Yani mahallenin bir gazetesi var. Muhakkak var yani kendi dilinde. Belediyelerin astıkları panolarda gördüğümüz ilanlar var. Bu dükkanlarda, çevrede de var. Biz çevremizde olan faaliyetlerden biraz habersiziz. Peki bu konuda haber alma adına, yani son bölümde belki kurumlarla ilgili şey yapacağız da, sizden şunu da rica edeceğim. Biz bu sosyal aktiviteler, faaliyetler adına hangi kurumlardan, nerelerden neler alabiliriz? Eğitim merkezleri dedik. Ne gibi faaliyetler oluyor? Ve bunu reklamlardan sonra alalım. Sevgili seyirciler, son bölümümüzde sosyal aktivite, sosyal faaliyet esasında hayatımızın parçası. Bunu nerelerden alabileceğiz onu göreceğiz. Reklamlardan sonra buluşmak umuduyla efendim. Goran T'nin sunduğu Danışıyorum reklamlardan sonra devam edecek.